Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Kahraman olmak isteyen esnaf Moonlighter'la karşınızdayım. Kıymetli dostlar, biliyorsunuz burası bizim dükkanımız efendim ve bu dükkanda gidip yağmaladığımız malzemeleri satıyoruz kıymetli arkadaşlar ve bu malzemelerden paralar kazanıyoruz. Tabii ki malzeme kazanmak için geceleri zindana giriyor. Gündüzleri de dükkanı açıp satışlar yapıyoruz. Böyle farklı içeriklere sahip bir oyun kendisi. Neyin kaç para olduğunu zamanla öğreniyorsunuz sevgili arkadaşlar. Örneğin bu sertleşmiş demirleri kaçtan satıyormuşuz? 50'den satıyormuşuz. 50 buna uygun mu dediydi ya sertleştirilmiş çeliğe? 50 buna uygun mu dediydi abi? Şu materyallere bir bakalım da. Hocam bak, Golem Tarihi Kitabı. Golem Tarihi Kitabı 200 altına satıldığında bedava demişler. Golem Tarihi Kitabını 200 altına satmayacağız. Başka ne var? Sertleştirilmiş çelik. 50 altına çok ucuz demişler. 75'e satarız herhalde ya sertleştirilmiş çeliği. Sertleştirilmiş çelik. 75'te çok mu şey olur acaba? Gene mi çok ucuz olur bilmiyorum ki. Şimdi kumaşa 25 demişiz. Millet enayiye bak demiş. Kumaşa 35 dedim. Kumaşa enayi çekmişler değil mi bize sayın hocam? Aynen, kumaşa 25'e enayi çekmişler. Bileği taşı. Bileği taşını kaçtan satmışız? Bileği taşına daha fiyat biçmemişiz. Kafadan 25 desek. Şuş ayı mı derler acaba? Bileği taşı nadir bir materyal mi değil mi bilmiyorum ki. Bu ne hocam? Kristalleştirilmiş enerji. Tabii her şey alım satımdan ibaret değil. Hani şeylere falan da upgrade yapıyorduk dostlar. Silahlara falan da upgrade yapıyorduk. Ben ne yapacağım? Bugün dükkanda Allah ne verdiyse her şeyi satmaya çalışacağım. Kafamıza göre fiyat biçiyoruz tabii ki. Dükkandan çıktık mı? Dükkanı aç. Dükkanı aç. Satış yapalım. Satış. Dostlar, YouTube'dan izleyenler beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Şendo gerek yok ya. Alsınlar hepsini. Toplu gitsin abi. Öğreniriz. Evet. Sertleştirilmiş çelik konusunda enayi olduğumuzu öğrendik. Güçlendirilmiş kristal. Yüzden satıyormuşuz. Yüzden sattığınız bu güçlendirilmiş kristale ne diyormuş acaba oyun? Ha, yüze okey demiş abi. Okey, tamam, bu yüzden satılacak. Demek ki 75 değil, daha üst fiyat. Şuna ne dedi? Yok ananın amım şey mi? Çüş beygir mi dedi buna? 25'e çüş dedi abi, evet. 25 değil, 15 yapalım o zaman şunu. Bu yukarıda koyduğumuz şey de satıldı. Saygıdeğer hocam, diş taşlarını koyalım. Abi envanter bir an evvel bitsin. Gidelim farmlayalım. X2 ne oluyor? 2 katı fiyat mı? Yok canım, 2 tane var işte adet. Bunları 5'ten satıyormuşuz galiba. 5 normal mi bunlara ya, diş taşına? Evet, 5 normalmiş. Dayım kumaşları da normalden aldı. 35 hala ucuz geldi galiba kumaşa. Bacım dur. Şuraya yeni ürünleri koyalım. Paraya para demiyoruz vallahi bak. 2600 para var. Kırık kılıç. 25'ten satıyormuşuz. 25'e ne diyorlar babuş kırık kılıca? Çok iyi diyorlar. 35 yapalım abi madem. 4 tane daha kumaş var. Abi kumaşı 50 dedim ya. Dur bakalım, kumaşa 50 dedim. Ne diyecekler acaba kumaşa? Kumaşa 50 dedim bu sefer. Eymen'cim sınavlarında başarılar. Kırık kılıcı 35 çok uygun dedi. Kristalleri 100 altından aldılar. Allah bereket versin. İyi para abi. İyi para. Şimdi Hacı abi, demir çubuk. Bir tane demir çubuğum var. Kaç diyor? 25 diyor. Eyvallah. Bir tane sert yaprağım var. Sert yaprağın bir fiyatı yok. Tahminimiz de yok. 10 diyelim mi? 10 diyelim gitsin ya sert yaprağa.
Efendim sevgili Melih olmak. Aboneliği salıp montaja kaçıyorum. İyi yayınlar demiş. Eyvallah Melih'cim sağ olasın. Abi kumaş 50'ye de bedava diyor. Oğlum bu kumaş ne kadar para ediyor lan? Evet yaprak ona da bedava dedi nene. Dikili taşa kaç diyeceksin? Okey dikili taşın da fiyatını bulduk az önce. Bekle ürün koyalım. Jole. Baba Jole'ye kaç demişiz? 5 demişiz. Golem çekirdeği. Abi golem çekirdeğine 50 demişiz. 50 golem çekirdeğine ucuz mu? Çok ucuz. 75 desek golem çekirdeğine. 25 arttırayım ya golem çekirdeğinde. Golem çekirdeğine 75 diyelim. Kırık kılıcı 35'e bedava dedi. 50 diyelim. Bilmem ne kalıntıları. 20 diyelim bir şuna. Abi maksimum kar elde etmeye gerek yok. Dükkan işlesin. Hadi ablacığım, hadi abicim. Dükkan işlesin maksat. 2-3 parça ürünüm kaldı. Onları satayım, maceraya gideceğim. Bu oyun ne? Sevgili Artemis, bu oyun... Hem sevgili dostum, esnaf olup ürün sattığın, hem de zindanlara gidip malzeme topladığın bir yapım. Camlar 30'dan. Camlar 30'dan bedava demişler. 30'dan 50'ye çıkartalım. Sonra su küreleri. Su küresini daha önce satmamışım. 50 diyelim bakalım tanesine ne diyecek. Son birkaç lira ürünüm kaldı. Dediğim gibi su küresinin ederini bilmiyorum. Yani su küresinin fiyatı nedir ne değildir. Onu bilmiyorum. Bedava dedi şeye. Cam merceğe 50'ye. İşte böyle böyle. Oha kırık kılıca da 50'ye bedava dedi. Ustam. Biz dükkanı herhalde hayrına yağmalatıyoruz yani. Kılıç kalkana falan da upgrade atmayı öğreneceğim. Jöleler 5'e okeydi. Su küreleri de çok ucuza gitmiş. Abav abav. Aga su küreleri de çok ucuza gitmiş. Tam üzerine 25 koya koya anlarız ya. Hani dediğim gibi siz arkadaşların da sürekli olarak söylediği gibi. Yani tek tek satacak olsan eyvallah satılır. Babuş dükkanda ürün kalmadı. Dükkanı kapat. Dükkanda ürün kalmadı. Allah'a emanet olun ağalar. Bilanço. Ayı gibi kazandık kısaca. Şu dükkandan bir çıkalım. Yani dediğim gibi amaç böyle tek tek satmak değil de. Kasabaya yatırım yapabiliyorum. Potçu falan getirebiliyorum. Parakendeci. Zindanlarda eşya aramaktan yoruldun mu? Bu işi başkalarına bırak. Parakendeciyle. Aynen. Ucuza alıp pahalıya satacağız. Şurada. Aha tamam bu dövüş tuşuydu hatırladım. Doş tuşu bu muydu? Tam hatırladım. Demirci falan geceleri kapatıyor mu ya? Bu potçuydu galiba. Ablam iksir. Aa iksir üretmek için jölem yok. Var olan sıfır. Ulan hiç potum yok be. Peki. Biri üretimi biri normali. Normalini falan da pahalıya satıyor ha. 379. 759'a büyük şişe üretiyor normalde. Büyük can şişesi. Ama satın almak istersen hani üretmek istemezsen. Parası 2300. Abi 2300 olur mu ya? Manyak mısın? Ablacığım. Ablam adam dürtüyor. Burası Wizard'a gidiyor diyor. Ablam dediğim gibi çok deli adam dürtüklüyor ya. Tarif parası değil onlar ya. Malzeme vermek istemiyorsan işte.
Şunlardan biriktirip bir zırh yapalım kendimize ya. Baksana gövdelik, ayaklık falan. Bunlar kafalık galiba. Şu ikisi gövdelik. Hatta gövdelikte bir tık ötesi açılmış. Kılıç kalkanda da daha iyiye gidilebiliyor. Bu var. Kılıç kalkanda buna ya da buna gidilebiliyor. Kılıcın normali yok galiba bende. Diş taşı, sarmaşık, kırık kılıç. Ha biz o zaman bak kılıç kalkan yapacağız diye şartlayalım kendimizi, tamam mı? Şu 50 atak arttıran kılıç kalkandan yapalım. Olta lazım bir tane, 5 tane de sertleştirilmiş çelik. Biz bir dungeonlara gidelim de ben elimde var olan her bir boku sattığım için hiçbir şeyim kalmıyor tabi doğal olarak. Şimdi benim hatırladığım şu dostlar. Bu oyunda bir tane şeyimiz vardı böyle. Sadece bu zindana girebiliyorduk galiba. Bu oyunda bir tane madalyonumuz vardı abi. Bu oyunda bir tane madalyonumuz vardı. Madalyon sayesinde sevgili arkadaşlar, zindandan ölmeden çıkıp götürebildiğimiz kadar malzeme götürüyorduk. Ayıp la. Aa. Çok sağlam malzeme verdiler de. Sağlam malzeme verdiler, pot yok. Al abi hepsini. Ya sıfır potla ne olmasını bekliyordun? 44 can var. Bura tiyarlanmış mı ya? Dangalak Gaming. Tekrar oyna ya. Kam Kartalı 15. ayında iyi akşamlar, iyi yayınlar efendim demiş. Teşekkür ederim Kam Kartal, sağ olasın. Eyvallah, sertleştirilmiş çelikler falan duruyor. Biz hamlamışız ya. Ne yapıyorsun kardeş? Çok sağlam, pahalı malzemeler geliyor ama dediğim gibi sağlam ve pahalı malzemeler geliyor ama bilemiyorum arkadaşlar, potsuz bu işe girişilmez. Yukarıdakine girelim mi hemen? Efendim sevgili Spekulud, ikinci toplamda üçüncü ayında. İyi akşamlar, hayırlı cumalar babuşum demiş. Teşekkür ederim, hoş geldin. Spekulütçüm nasılsın? İyisindir umarım. Umarım keyifler yerindedir. Ha bak burada canımız fullendi. Pot almadan çıkan garibanın dramı. Bir daha aynı yere dönüp istediğim kadar şeyden yararlanabiliyor muyum? Healing Shrine'dan.
Ben burada istediğim kadar can yenileyebiliyorsam bunu sonuna kadar kullanırım ki. Eyvah. Ben bunun boss olduğunu bilmiyordum. Alışık değilim. Sağ olasın Spekulüç'üm. Gayet iyiyim. Çok teşekkürler. Umarım senin de keyifler yerindedir. Şu envanterimdekiler hariç hiçbir şey kalmıyor galiba geriye. Golem zindanı birazcık şey olabilir mi peki? Zor. Baş çıktı. Ben bunun dodge'unu da beceremiyorum. Kaçsam kaçamıyorum. Bloklasam bloklayamıyorum. Garip bir şey gerçekten ya. Bence var ya bizim dükkandan evvel bir iyice kasıp şey yapmamız lazım. Beni kasabaya götürsene. Silahlarımızı falan bir upgrade'leyelim. Buralarda rahat farmlayalım. Beni kasabaya bir götür. Satmayacağım. Silahla alakalı gerekenleri çantaya koyacağım. Geri kalanlarını satacağım sadece. Bir slime zindanı falan var galiba ya. Ama önce bekle. Şu dükkandan bir çık bakalım. Ama ben kaçamadığım için çok sapır saçma damage'ler yiyorum. O yüzden bence öncelikli olarak silahı ya da zırhlı upgrade'lemeye önem vermek lazım. Şimdi misal artı 40 can veren donluk var. Zırh var. 8 hareket hızı ve artı 30 can veriyor. Böyle bir zırh var. Artı 40 can veriyor. Çelik miğfer. Kumaş bandana. Çelik miğfer yaparız abi. Bak çelik miğfer için ne gerekiyor? Çelik bir tüketisi dursun. Demir parçaları ve diş taşlarını komple stoklayacağız. Golem zindanından çıkan ne varsa Allah ne verdiyse stoklasak ya. Birkaç parça zırh yapalım önce. Çünkü şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Merhaba. Abi demir çubukların hepsini aldın, koydun. Sonra diş taşlarının hepsini aldın, koydun. Bunu koydun. Bunu koydun. Bunu ve bunu koydun. Tamam, herhalde bu şekilde birikmiştir bir şeyler. Ne gerekiyorsa artık buradan alırız. Bence bizim önce dediğim gibi slime zindanına gidip bir pot falan farmlamamız lazım. Şu an ne potumuz var ne başka bir şeyimiz var. Öyle bekliyoruz. Bura açılmıyor. Burada açılmıyor.
Burada açılmıyor ve şurası zaten toz tutmuş. Evet, demek ki en başından golem zindanıymış abi. Herhangi bir şekilde golem zindanı ya da şey diye ayrılmıyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Golem zindanı ya da slime zindanı. Ne bileyim, ben bundan bir alt kademe daha zindan vardır diye düşündüm ya. Ben anlamıyorum abi, bunun vuruş gücü bu kadar iyi olamaz ya. Kalkan konusunda da sıkıntılıyım. Her konuda sıkıntılıyım. 20 canım var anasını satayım. Ben ne yapacağım 20 cana? Eyvah, eyvah. Gelmiyor üstüme. Pot almadım da cimriliğimden değil ya. Slime malzemem yoktu pot için. Ormana geçiyor. Ormanda da Skirtle'lar falan var. Orman da tehlikeli. Okey ya, bak burası rahat kesilebilecek bir yer. Şimdi bak, bundan sonraki yerden çıkış yapıp yapamayacağımız malum. Aha! Oley be. Oley be, Healing Shrine. Bak burada canımızı mis gibi toparlarız. Gider böyle daha fazla para kasar kasar oradaki shrine'a döneriz. Efendim sevgili Yahya Kayar, ikinci toplamda dördüncü ayında hazır maaş yapmışken demiş Yahya'cığım. Teşekkür ederim. Desteğin için teşekkürler dostum. Eyvallah. Kesene bereket. Tam burası ayrı bir biyom ve bu biyomla alakalı pek bir bilgim yok. İlk kazara düşmezsek hiçbir sıkıntı yok. Allah'ım, sonunda nihayet slime. Bu golemi nasıl keseceğimi bilemedim ya. Bence uzaktan vurmanın bir yolu varsa golem öyle kesilecek. Ne bileyim, ok mok varsa abi. Kesinlikle ok yay falan toplamak lazım. Ben direkt Healing Shrine'a gidiyorum. Bak, fırsatçılığımla iyi malzeme topluyorum ha. Selamlar Ahmet Reis, hoş geldin. Merhabalar sevgilinizi ve hoş geldin. Merhabalar Tetkikçim, bu oyunda canını yediğim, biz bir esnafız ama kahraman olmak istiyoruz. Zindanlara gidiyoruz ve zindanlarda sanırım bu şifayı bitirdik abi, bu havuzun şifasını bitirdik. Zindanlarda yaratıklar kesiyoruz. Bu yaratıklardan itemler düşüyor. Dilersek bu itemleri kendimize daha iyi silahlar yapmak için kullanıyoruz. Ki zindanları daha rahat dönebilelim, daha fazla malzeme alabilirim diye. Dilersek de itemleri dükkanda satıp sadece paramıza bakıp hani tüccarcılık oynuyoruz abi. Böyle fantastik bir oyun kendisi. Ve ben burayı da kesersem kesinlikle eve dönüş yapacağım. Evet, burası da boş çıktı. Hiçbir yer yok mu ya? Anladım. Dönelim eve ya. Bundan sonraki aşamada boss çıkabilir çünkü. Madalyonu kullanarak dükkana dönelim.
Birazcık adam kestik, birazcık sandık aldık. Şöyle bir kasabaya gidelim. Umarım kasabaya gitmişimdir. Tekrar dungeon'a girmek istemiyorum. Ayüvete merhabalar. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Sağ olasın Şeyhundo. Dikkat et kendine. Allah'a emanet ol. Evet, dükkana geldik. Şimdi babuş. Eldeki bütün malzemeleri al bir bakayım. Şimdi gel bakayım şöyle. Andre, selamun aleyküm. 4 tane kumaş lazım. 4 kumaşım olmadığı için şu an bandaj yapamıyorum. Ama miğfer yapabiliyorum abi. Demir miğfer. Ki demir miğfer daha iyi gibi. Kumaşım olmadığı için zırh da yapamıyorum ama demir göğüs zırhı yapabiliyorum. Kumaş zırh daha mı iyi olur? Demir göğüs zırhı mı? Direkt demir göğüs zırhı ya. Ya da çelik göğüs zırhı. Ama çelik de ayağımı kıpırdatmıyor, değil mi? Zaten çelik yaparsın, çelik yapamam. Çelik için sertleştirilmiş çelik lazım. Ama çelik yapsak daha iyi olur sanki ya. Ben zaten hani ağır hareket ediyorum. O kadar doja atmıyorum. Demir çubukları, kristalleri ve şeyleri biriktir. Altın için de 4000 altın istiyor tabi. Sertleştirilmiş çelik. Demir çubuk ve diğer kristal. Silah upgrade'ine bir bakaydık ya. Belki hani daha iyi döversek, daha rahat kesersek o da olur. Silah upgrade'ine de bakabiliriz. Andre merhaba. Abi kılıç kalkan upgrade'i için oltam eksik. Sade kılıç basmak için kırık kılıcım yok. Kırık kılıç ve sarmaşık gerekiyor. Sarmaşık ve kılıç, kırık kılıç. Mızrak basabiliyorum aslında. Mızrak bassam mı? Artı 20 atak. Belki mızraklar böyle daha rahat iş yaptırır ya. Sonra ok. Dökümhane kalıntılarından 4 tane daha lazım. Abi mızrağı al. Süpürgenin yerine mızrağı koy. Süpürgeyi de salla. Ben mızrağın güzel iş yapacağına inanıyorum ya. Şimdi bence bir yandan para kasmaya devam edelim ama bir yandan da demircilikle alakalı itemları koyalım. Misal güçlendirici kristal. Bence bu demircilikle alakalı. Demir çubuk. Al hepsini. Demir çubuklar buraya. Demir çubuklar dursun. Sonra. Dikili taş. Ya da daha doğrusu diş taşı. Abi diş taşları da demircilikte kullanılıyor. Al diş taşlarını böyle. Sonra. Kristalin iş yaptığını görmedim ya. Kristali bence satabiliriz. Dayanıklılık gibi bir şey yok. Hayır. Güç taşlarını bence satabiliriz. Golem çekirdekleriyle beraber. Kumaşlar zırh yapımında lazım. Sarmaşık. Sanki kılıcı upgrade basmada falan lazımdı ya. Emin değilim ama. Sertleştirilmiş çelik zırhta lazım. Kristaller şöyle dursun. Sarmaşıklar ve dal lazım mıydı bir şeye ya? Sarmaşıklar, dal, cam mercekler, su küreleri. Bence şimdilik bunları saklasak yeter. Bir gidelim demirciye bakalım, emin olalım da. İlla ki her item'ın bir işi vardır zaten buralarda da.
Acık sıcakladım dostlar, o yüzden müsaadenizle bir iki dakika patiğimi çıkarayım. Sabahtan belli patikle takılıyorum. Acık ayaklarım nefes alsın. Ama sonra üşüyeceğimi biliyorum, biliyor musun? Hoppa. Tamam. Hoppa. Şimdi bir de hiç slime çıkmadı karşımıza. İksiri de basamadık. Sevgili Andres, okçu olmak için dal lazım. Okey. Bence okçuluğu da hafife almamak lazım abi yani. O golemleri uzaktan indirmek bana daha makbul gibi geliyor. Uzaktan indirmek daha makbuldür. O zaman dalları da saklıyoruz. Bunlar eldivenler. Dalları saklayalım, uyuyalım, gelecek güne dükkan açalım. Dalları da depoya atalım. Ya da bir tur daha dungeon'a girebiliriz belki, bilmiyorum. Dallar ok için lazım. Geri kalanlarını satabiliriz. Satalım, öyle uyuyalım ya, bir uyu bakalım. Romel Khan, Primer avantajıyla 4. ayında. Teşekkür ederim Romel Khan, sağ olasın. Tetkikçim eyvallah. Sıkıntı yok ya. Abi şimdi bu güçlendirilmiş kristaller için aynı fiyattı galiba, değil mi? Doğru fiyat. Aynen, doğru fiyat bu. Kerem Cool 25 Primer avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Kerem. Merhabalar. Şimdi golem çekirdeği. Abi golem çekirdeğine biz 75 demişiz. Müşteri ne demiş? Bedava amık demiş. Tamam. O zaman golem çekirdeğini 100'den satma zamanı geldi. Tek tek satıp fiyat öğrenebilirim, biliyorum, ama ben topluca satıp tekrardan dungeon'a gitmek istiyorum. Buna 50 demişiz. Müşteri ne demiş? Mal amık demiş. O zaman bu merceğe de 75 diyeceğiz. Süpürgemi satıyorum. 25 altın verin yeter ya. Ya da süpürge 10 anca eder galiba. Süpürge 10 anca eder ya. Tamam. Golem çekirdeği için 100 altın normaldir. Golem çekirdeği için 100 altın abi. 8 tane su küresi var elimde. Su kürelerini 50'den satmışız. 50'den ne demişler? Ha, mal amık demişler. Tamam. O zaman 50'den 75'e. 25-25 arttırıyorum. Her geç doğru fiyatı buluyoruz zaten. Su küreleri hala ucuz. Su kürelerine de bir 100'den çalışmak gerekiyormuş. Merceklere de 75 çok ucuz. Ama olsun, para. Para paradır abi. Yaşam sıvısı. 50 verir, 50 etmez ya. Çok kolay bir yaratık kestik. Yaşam sıvısı 50 etmez. Işık özü. İki senede bir 30 diyek bakalım. Tamam, 30 yaşam özüne azmış. 30 öteki ışıklılara da azmış. Bu merceklere bu arada bir 100 deneyelim. Çünkü mercekler 75'ten çok rahat satıldı. Bunlara bir 100 deneyelim. Bu kadim zıbıdağı 35 demişim, bedava demişler kadim çana. O zaman 50 yaparım. Sarmaşıklar iş yapıyordu sanki. Sarmaşıklara da 3 az değil mi ya? 5'e fazla demişler. Herhalde sarmaşığın ideali 3'tür.
Son kalan dükkandaki her şeyi alın da ben de fight'e gideyim ya. Her şey bitmiş işte. Tamam, bedava diyor. Süpürgeye de 10 altın bedava dedi. İyi baba, yani satılsın. Maksat müşteri memnuniyeti. Tamam, mercek 100 altın abi. Mercek 100 altın. Müşteriyi de üzmüyor, bizi de üzmüyor. Son bir sarmaşıklar kaldı. Gece fight'e gideceğim. 4800, Allah bereket versin. İyi paramız var. Eyvallah. Gelenlere teşekkürler. Bizim dükkan bitti babuş. Çık bakalım dükkandan. Şimdi fight'e gidiş zamanı ama... Birader, önce istiyorum ki... Potçu abla merhaba. İksir. Sen bana bir... Oha lan, 5 tane iksir verse... Ağzımıza osuruyor karı ya. Normalde ne kadar? Jolo olsa 100. Abi yani 100 yerine 300 vermem, kusura bakma da. Öleyim daha iyi ya. Ölürüm daha iyi, anasını satayım. Bu fena şey yapıyor. Ablam fena kazıklıyor bizi ya. Ne yapayım hocam? Slime gelmiyor. Slime gelse. Slime gelse slime kesip kasacağım. Golem zindanı seviye 1. Hoppa. Kılıç kalkan verdi. Bedava kılıç kalkan. İstatistiği iyi mi bizimkinden? Aynı galiba. Allah bereket versin abi. Ben bu kılıç kalkana bir 300 fiyat çekerim. Yani dur bakalım, bir 300 derim, ne diyecekler. Mızrak hoş, mızrak hoş. Mızrak benim hoşuma gitti. Boşalt burayı. Bu dökümhane kalıntılarından da lazım. Bak, bu bileği taşları falan hepsini değerlendireceğiz. Aa, dökümhane kalıntıları verdi. Genelde bu shrine'ın tam tersi istikamette şey, yani dik istikametinde boss oluyor. Ben boss'la yüzleşmek istemiyorum. Ama yüzleşirmişiz yani, bak mızrak hoşuma gitti. Harbi rahatlattı, biz mızrak kullanalım ya. Ey! Malzemeler araya gitti. Bu ne lan? Altın rünler. Şaşırttı. Altın rünler şaşırttı. O ne lan? Kristal taş. Hocam bunlar böyle bir 200 fiyat çekilecek taşlar mı? Dur, vurma vurma. Bunlar fahiş fiyat taşları. Aa, sertleştirilmiş çelik. Agacım, çelik armor yapacağım. Boss'a girmeyek yeter. Loot'un cebine koyduk ya. Ama şimdi boss gelip bize koyar diye korkuyorum. Dönesek mi eve ya? Bak yani oyunda eve dön eve dön deyip duruyor.
Birader şu... Ananı s... Aa tamam, sadece 5 canım gitti. Şükürler olsun dedim, her şey bitti galiba. Abi daha devam ederiz ya. Yan dedim, abav. Aman tanrım dedim. Bir an aman tanrım oldum abi. Ama slime parçası vermedi. Sayın hocam, slime parçası ver ki pot basacağım, pot. Şimdi naneyi yemedik mi? Eyvah. Aman. Dön kasabaya dön ya. Yok, çantanın tamamını bırakmak istemiyorum abi, tekrar oyna. Biraz iyi dozlasam şey yapardım ya. Tetkik item lazım. İtem lazım kardeşim, bak biz şimdi açgözlülük ediyoruz, biliyor musun? Açgözlülük ediyorum hep. Fazla item alacağım diye. Düşme. Normalde elin alışık olsa... Bak bu sefer 3 tane şey geldi ha. 3 tane zindan kalıntısı geldi. Oy. O kadar güzel çelik parçalar falan geliyor ki. Boss gelmeden dönebilirsek karlıyız abi. Aha slime. Beni rahat bırakır mısın canım? Abi iki tane slime parçası geldi Allah'a şükür. İki tane bot pot basılır belki. Ay aman be. Kazara ağzına sıçtım, fark ettin mi? Dön eve dön. Şşş. Hareket spamliye spamliye dön. Dön. Dön dön kasabaya dön, kazara. Kazara adam kestik, kazara boss kestik abi. Bir nevaleye bakalım baba, ne yapmışız ne etmişiz. Sevgili Cazibe merhabalar, hoş geldin. Ahmet Reis teşekkürler, sevgili Altın Tunç teşekkürler. Ne var hocam elimizde şimdi? Sertleştirilmiş çelikten var biraz. Kırık kılıç parçalarından var. Falan filan. Jole. Bir daha jole satarsam ne olayım ya. Şimdi. Bence kılıç kalkanı satıp mızrak artı ok oynamanın zamanı geldi. Şuradan yapacaklarımı yapayım. Demek ki mızrağı geliştirsek ileride var ya, öf öf öf. Hanım abla merhaba. Sen bana iki tane iksir yap.
Ama en azından iki tane cam potum oldu. Nasıl basacağımı da bilmiyorum da. Cam potu burada. X kullan, Y kapat. RB hızlıca kuşan. Eyvallah. Andre, şimdi mızrağın bir tık upgrade'li hali için olta gerek abi. Olta gibi bir şey gerek. Oltayı nereden bulacağım bilmiyorum. Zırh. Çelik zırh için 5 tane daha şeyden gerek. Demir miğfer, çelik miğfer. Çelik miğfer için bir tane daha çelik gerek. Biraz ağır hareket edip hani canlar yakacağım, anladın mı? İsteğim o. Biz o zaman ne yapacağız biliyor musun? Çelik çizme. Full çelik set yapacağım. Çelik setin ilk katmanı olan çelik çizmeyi alalım. Tamam, çelik çizme bizde. Şimdi çelik zırhın ilk parçası için bize gerekenler belli. Evet. Dökümü komple harcamışız abi. Ok içinde dal gerekiyor. Geri kalan her şey satılır. Şu şeyi giyer misin, botu? Allah razı olsun. Biraz daha ağırlaşacağız ama dungeon'da ağırlaşacağız. Sıkıntı yok. Şimdi bunu sakladın. Sonra geldin. Diş taşını saklamak gerekiyor muydu ya? Buradan bunu sakladın. Buradan dalı sakladın. Buradan ne olur ne olmaz diş taşını sakladın. Aga, kumaşı saklamak gerekiyor muydu? Hani sanki sadece bu ve bu lazımdı gibi hatırladım. Yanlış mı hatırladım? Kristaller falan saklanıyor muydu acaba? Ya ok için değil de çelik set için. Hamsi havzalıyım kral. Bu arada botu bastık da bütün parayı verdik. Yani mümkün mertebe satış yapmak zorundayız. Şimdi Andre, çelik miğfer basmak isteyeceğim bir sen. Ne gerekecek? Tık tık tık. Okey. Çelik, demir ve bende olmayan. Çelik, demir ve bende olmayan çizmeyi bastık. Mızrağın upgrade'i için ne lazım? Gene çelik lazım. Olta lazım. Ok için ne lazım? Ok için de çelik lazım. Dal, şey, çelik. Okey, okey, okey. Tamam, o dikili taşı falan elde tutmaya gerek yok. Onları salacağız abi. Onları satacağız. Bir tane cevher var. O cevherin ne olduğunu bilmiyorum. Dal şeyden dolayı lazım. Oktan dolayı. 10 tane dal yetiyor muydu? Hadi biz 15 tutalım ne olur ne olmaz elimizde de. Geri kalan her şey satılacak abi. Dal kaç tane yetiyordu? Bende harbiden B12 yok galiba ya. Eksiklik demeyeceğim. Bende yok. Dümdüz yok. Neyse, 15 tane odunu tutalım elimizde. Bir şey olmaz. Şimdi bu kristallere verdiğimiz fiyat okeydi. Cam merceklere verdiğimiz fiyat okeydi. Bileği taşı. Bunun fiyatını yükseltmek gerekiyordu. Ben bu bileği taşına direkt bir 50 dedim. Çünkü 15'e yo, bileği taşına 15'e okey demişler ya. 25'e çok demişler, 15'e okey demişler. Ben niye bunu kendi kafama göre 50'ye çıkardım ya? Bunun üzerinde bir upgrade işareti var, ondan dolayı şey yaptım hani. Fiyatı yükselt mi diyor, 16 mı yapayım ne? 15 değil de 16 mı yapayım? Ama ne olacaksa sanki. Abi kumaşlar için de 50 dedik. Kumaşlara 50'ye enayi diyorlardı. Bir 100 çekeceğim bir kumaşa. Dur bakalım, kumaşa bir 100 çekeceğim, ne diyecekler? Aç dükkanı, acık alışveriş yapılsın da dungeon'a gittiğimizde rahat edelim, öyle ortalıkta kalmayalım dımdızlak. Tamam bak, fiyat makul.
Kumaş yüzede mi ucuz? Oğlum bu kumaş çok değerli bir şey galiba ya. Golem taşına kaç demişiz? 100 demişiz. Golem taşına 100'e ne demişler? Okey abi demişler. Tamam, bilek taşı normal. Ya bu arada hani müşterinin yüzünü eksiltmeyecek en yüksek fiyata satmak mantıklı da. Ben o kadar takılmıyorum. Su küresi. Su küresi 75'e bedava demişler. 100 deneyeceğim su kulesine. Su küresine. Sonra elde ne var? Kristal var. Kristallere 110 demişiz. Elde ne var? Kırık kılıç var. Kırık kılıca 50'ye bedava mık demişler. O zaman 100. Fazlaysa da indirim yaparız yani. Fiyatı hemen bir tık aşağı çekeriz. Orası sorun değil. Hemen diş taşları. Diş taşlarını 5'ten satıyormuşuz. Abav. İçe eş değer ya. Kırık kılıç yüze de mi çok okey? Nasıl ya? Kırık kılıç yüze de mi okey ya? Yüze nasıl olur abi? Bunlar da işte herde kalan çar çöp. Sarmaşık 3'ten, öteki 5'ten. Hey maşallah, oğlum bunlar nasıl fiyatlarmış ya? Kılıç, kalkan ve pot almaya gelmiş dayı. Silah düşürdüm de öldüm yani, yapacak bir şey yok. Dur lan, sana kendi kılıç kalkanımı satarım ha. Ben bunun yerine ok alacağım zaten. Ama ben buna 1K isterim hacı abi. Muhtemelen yok, ebenin nikah diyecek de. Yo, 1K'ya okey dedi. Kendi üstü başımı satmak iyi fikir miydi? Bence değildi. Night Online başladım vallahi, özlemişim. Abi sorma, biz de biraderle şu sıralar bir kaşınıyoruz böyle, biz de oynayak diye de. Zaman lazım abi ya, benim günlük 8-10 saat şeyim var. Yayınım var, yayında olmadığım zamanlarda muhtemelen nişanlımın yanında oluyorum. O yüzden hani, inan ben de özlüyorum da abi. Bir de çok para abi ya, premium kaç olmuştur kim bilir. Premiumlar falan. Abooo. Ya gerçi oyunun içinde kasarsan her türlü şey yapıyor. Zamanım yok, akşam PK atıyorum, hanım kızıyor ama işte. Aa abi, sen bir de PK atıyorsun direkt. Hadi farm yapsan, dişini sıksan, gerçi dropları falan yok etmişler galiba bildiğim kadarıyla ama. Yani bayağı az drop atıyormuş mekanlar. Hadi farm atsan, şey yapsan, GB fiyatı pahalıdan satılıyor. Kurtarır kendini diyeceğim ama. PK ise fena. Ben mümkün mertebe gene mantıklı oynayıp pot kullanmamaya çalışacağım. Aa, hiç item çıkmadı lan. Farm kurtarır da zaman yok. Ben direkt nakit zevk alıyorum. 2-3 SC atıyorum, çıkıyorum JR falan. Abi en güzeli. Farm dediğin gibi abi, çok zaman lazım ya. Ama şey oluyor oyunda, bir iç gıdıklıyor ya. Hani ne zaman birilerini izlesek şey diyoruz böyle. Zamanı geldi mi? Aa, sertleştirilmiş çelik geldi. Şahane. Aç, oku. Başka şey seçenek yok değil mi? Ey! Düşmeyeydi aşağıla. Aga be.
5 saat en baba yarıda 50M. Abi ne diyorsun? Tabii ki, tabii ki Olguncum. Ne yapıyor Ponçik yayında? EU4 mu oynuyor? Abi biz önceden Bilader'le oynadığımızda arkadaşlar, bu arada Ege yayındaymış. İsterseniz Ege'nin kanala bir göz atabilirsiniz. Ege'nin de yayınlara başlaması güzel oldu ya. Kanada'da interneti de iyidir. Yazılım yapıyor, kodlama. Anladım. Oğuz abim teşekkür ederim, iyi akşamlar dileğin için. Hoş geldin. Yasuo Saka hoş geldi. Abo adam 17 dakika önce gelmiş. Ben görmedim ki donate'i tabi. Alert ötmeyince. Abi biz şeyi hatırlıyoruz işte, biraderle beraber oynadığımızda. Night Online dönemi. Bahçe... Ay lütfen ölme. Okey, tırmanıp geri çıkabiliyor. Ya Night Online dönemi bahçede farmladığımızda. O zamanlar bahçe iyiydi. 3-4 saatte bir GB kasılıyordu. Sunucusuna göre değişiyordu tabi de. İşte çıkan taşlar değerliydi. Tanıdık çoktu. Millet gelip içimizden geçmiyordu. Sol Twix'e gideceğim bir. Abi bize slime özü çıkması önemli. Bir cacık çıkmadı. Kristal çıktı. Hoppa. Artık çok kötü, farm yapmak için zaman lazım. Yeni serverda CZ'de farm darlamalar falan bıktırıyor. Farm ölüm. Abi doğrudur. İnanırım. Ya çünkü senle beraber, ya daha doğrusu benle beraber, misal hani diyorum ya, ben olsam nerede farm atardım? Auf'da farm atardım misal. Benle beraber 30 kişi aynı şeyi düşündüğü için, hani o Auf'un orada 30-40 kişi kimse bir cacık yapamazdı ya. Şurada bir şey var gibi, baksana. Buralarda bir şey parlıyor ama aşağı mı düşeceğim buradan? Vuruş mu yapacağım? Yo. Şu shrine'da bir canımı doldurayım da. Boss da gelse keseriz ya. Aynen, ben de tek PK atıyorum. Abi en güzeli. Beni bu kadar izlemiyorlar, kıskandım Ponçi'yi. Amık Ponçi'yi. Biraz göt korkuma pot basmam dışında her şey yolunda. Ya yürü, şurada bir can doldurur, bir tur daha giderim ben ya. Dur ya, ben de bir Ege'ye takip atayım. Abav. Obere, yazılım ve oyun geliştirme. Ege'ye de şöyle bir kalp atam çıkam. Yakışıklı çocuk ya. Kademe 2'ye mi geçiyor, ayrı bir biyoma mı geçiyor? Golem zindanı kademe 2. Daha taş taşlı itemler. Stun yemeden dayak yemiyor bir de. Eşyalı şeye bak. Biz burayı bu kadar kırdık birader. Hiç item mitem. Hiç item mitem bir şey yok. Yayın bitti mi diye sorduydu. Bir kalp atıp selam vereyim dedim. Görmüşken. Hop. Lan yavaş. Ayı gibi fışkırtıyor. Hocam.
Bak mızrak bu arada en iyi çözüm. Mızrak bu arada en iyi çözüm. Bunu bununla stekleyemiyor muyuz ya? Kasabaya dönüldüğünde gösterilen yöndeki eseri yok eder mi? O zaman bunları en alta koyarsak hiçbir itemim yok edilmez değil mi? Yani mantıken baktığın zaman. Çantanın sağına ya da soluna konması gerekir. Okey, önüne ya da arkasına konamıyor. Ne mantıksızmış bir şey ya. Ne mantıksız bir şeymiş. Hiçbir itemi yok etmesin de. Lan bir şey düştü. Aa! Her düşen aşağı gidiyor. Her düşen aşağı gidiyor. Dur ben sana fışkırtacağım dur. Dönelim mi eve ya? Bir boss'a daha rastlamayak da. Birader ben buna ne zaman vurabileceğim? Vurdum. Hadi dönelim ya. Ağzına kadar dolduk her şeyde. Hiçbir itemim yok edilmedi diye umut ediyorum. Bence en ilk mızrağı kademe 2'ye basmamız lazım. En ilk görev o olmalı. Çünkü mızrak kademe 2 olduktan sonrası kolay. Demirci Andre, selamun aleyküm. Abi mızrak kademe 2 için ne istiyorsun? Olta gibi bir şey istiyor da yok ki anam olta ne yapayım ya. İki kat vuracak normalde. Dur. Dükkan açabiliriz aslında. Şimdi bu. Sonra bu ve bu. Bunları koydum böyle. Bunu koydun. Sonra buradan bir onlu daha aparladın koydun. Geri kalan her şey satılacak zaten. Bir de buradan ne satılmayacak? Şu dökümhane kalıntıları satılmayacak. Dökümhane kalıntılarıyla beraber geri kalan her şey satılır. Ama önce elimizdekileri bir pot yapalım. Elimizdekileri bir pot yapalım, öyle hareket ederiz. Eris Senamar, iksir. Yaptın iki tane iksir. Teşekkürler. Geri kalan her şeyi dükkanda satalım. Bunu... Kuşan. Hayır öyle değil. Bu arada potu 500'e falan satarız herhalde ya. Emin değilim ama. Yani 100'e mal edip 200'e 300'e satarız. Ya herhalde 300'e mi 500'e mi artık bilmiyorum. Ya karlı bir şekilde satarız da o satışlar ilgimi çekmiyor. Şimdi önce kırık kılıç. Vallahi kırık kılıca 100'e bile bedava dediler. Bir 200 zorlayacağım onları. Ondan sonra... Su feneri. Su fenerine ne demişiz? Yüz demişiz. Peki yüze ne demiş adamlar? Aa bedava amık malı demiş. 200 deniyorum ben de o zaman. Altın rünler. Altın rünleri ilk kez koyacağım. Çünkü altın rünleri daha önce hiç bulamadım. Altın rünlere de 200 diyorum. Şu yukarısı da fix satış yeri olacak işte. 100'den satılıyor. Aç bakayım dükkanı.
Güzel. Memnuniyet dolu yüzler görmek. İşte bu. Peki goleme 100 okey. Golem çekirdeğine 100 okey demişiz. Şu kırık kılıçlara ne diyecek bakalım 200'e. Okey. Kırık kılıçlar 200'e okey dedi. Altın rünleri 200'e bedava dedi. Altın rünleri için 300'ü deneriz o zaman. Ama Allah bereket versin. İyi para kastık. Kristali koydun. Kumaşı koydun. Kumaşa geçen 100'e bedava dedilerdi gene ya. 150 deneyeceğim. Allah bereket versin. İyi para kasıyoruz. Suya ne demişler? Su kristaline 100 okey demişler. Su feneri 200'e bedava diyor. O kristaller normal. Kumaş 200 dedi mi bedava lan? Şey kumaş 150'ye de bedava galiba. Bu kumaşın değeri 275 gold üstü diye tahmin ediyorum ama. Bunların fiyatlar fixti zaten. Su küreleri... Kure. Su kürelerinin tanesine de 100 demişiz. Tamam artık bundan sonraki aşamada eldeki eşyaları alsın bizim için yeterli. Silah upgrade yapacaklarımızı zaten sattık. Pam 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 pam. Rapa pam 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 pam. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Oyun beni sardı ha. Harbiden oyun beni sardı. Biz yayını bugün gene geç açtık değil mi? Ondan bu şey aynen 7 saat bile olmamış daha. 6 saat 40 dakika fena bir şey değil gerçi 6 saat 40 dakikada az bir oynanış değil de. Agacım kapadık dükkanı. Kapadık dükkanı. Selamlar sevgili Jumanji. Sağ olasın, hoş geldin. İndirimlerde 28 liraya düşüyor. Tavsiye eder misin? Paşam o tamamen senin oyun zevkine kalmış bir şey. Oyun dediğim gibi temel olarak esnaf simülatörü. Zindanlara gidiyorsun. İtemler kasıyorsun. Kastığın itemleri satıyorsun. Bununla beraber kendi karakterine de itemler yapıyorsun. Mesela ben çelik çizme aldım. Karakterin hızını birazcık yavaşlatıyor ama ayı gibi armor veriyor. Bununla beraber mızrak aldım. Mesela bir tane olta bulsam mızrağı upgradeleyeceğim ve çok daha rahat bir şekilde buradan item götürüp getireceğim. Şimdi... Evet, iki defa golemden vuruş yemek hoş olmadı. Öncelikle bir bütün her şeyi toplayalım. Ne diyor bu? Üstteki item'ı yok eder. Çaprazdaki item'ı yok eder diyor. Şuraya koy. Tamam ne üstteki item yok edilecek ne çaprazdaki item yok edilecek. Ha şöyle bir slime özütü var ya. Burası boş. İtemleri alıyor galiba namussuzlar. Sandıklardan item almasak daha mı iyi ya? Herhalde sandıklardan düşen itemler böyle... Kurallı kanunlu düşüyor. Bu böyle olur, şu şöyle olur diye. Sandıklardan
Sana bir şey diyeyim mi? Bak buradan öyle bir slime balçığı çıktı ki 7 tane değil mi? Mis gibi pot eder abi bu. Şimdi bu dökümhane kalıntılarına ne diyor? Çantanın üstünde ya da altında. Okey abi. Bu da yanında ya da sağında solunda. Hayır. Üstünde ya da altında. Hoppa. Ama bir ara bir shrine gelse iyi olur, healing shrine. Ki zaten kazara ölürsek çok kötü olur. Aman çok şey çıktı ya. Bir pot basalım da devam edelim. Bizzat pot vermesine ne diyorsun oyunun? Okey. Baksana 10 tane geldi bile. 10 tanesi ne demek? 10 tane pot demek abi bedavadan. Şu yandaki minik zıbıdıkları kırmaya gitmeyeceğim. Bir cam potu daha basılabilir aslında. 92 canla da bu dungeon'ı net döneriz ya. Ha, bilsem pot basmazdım. Bu shrine'ın bir tık üstü de boss oluyordu galiba. Keser miyiz boss'u ya? İnşallah. Tamam be oğlum. Evet. 2-3 pota mal oldu ama boss'u da kestik. Bence okey ya. Bence okey abi. Hazar Bey merhabalar, hoş geldiniz efendim. İyi yayınlar dileğiniz için çok çok teşekkürler, hoş geldiniz. Merhabalar. Bereketli geçti, kesinlikle bereketli geçti. Bak şunları pot yapacağız. Bunlar pot için lazım. Kırık kılıçlar ve kumaşlar satılacak. Buradan sadece sertleştirilmiş çeliği alıp koyacağız. Bir de neyi alıp koyacağız? Aa, 5'in üstüne konmuyor galiba. Sertleştirilmiş çeliği alıp koyacağız. Bir de ne yapacağız biliyor musunuz? Şu döküm kalıntılarını. Çünkü ben zırhlarımı falan da upgrade'lemek istiyorum. Yeterince demir çubuğum olmuş mudur? Herhalde olmuştur. Bunları koy bakalım böyle. Şu kalanların hepsi satılacak. Tabii ki şey hariç. Balçıklar hariç çünkü pot basmak istiyorum. Umay Hatun'da bir krallıkta lord kalmayınca Sturgia'ya geçti ya topraklar. Sebebini öğrenebildin mi? Abi hiç bilmiyorum. İnan hiç bilmiyorum. Random geçiyor. Yani bir krallıkta hiçbir adam kalmazsa ve krallıktaki bütün klanlar yok olmuşsa aniden bütün her şey başkasına devrediliyor. Ama krallık olmasına gerek yok devredilecek adamın. Hani isyan ediyorlar ya şehirler. İsyancı şehirlerin eline bile geçebiliyor. Yani misal bir tane şehir var efendim. Örnek veriyorum. Onira şehri. Onira şehri asilerinin eline geçiyor bütün topraklar misal. Hiç bağlantısı olmamasına rağmen. Tamamen random birilerine miras kalıyor. Durinoğlu Prime'ın avantajıyla 11. ayında selamlar efendim demiş. Selamlar Durinoğlu, hoş geldin, merhabalar. Eris bana 10 tane iksir yap. Ve bunları kuşan. Aa, kuşandırmıyor.
Okey, potları götürüp sandığa koyar ve bugün dükkan açarım. Rica ederim efendim, ne demek her zaman. Random gerçekleşiyor. Ne yazık ki mantığını ben de çözemedim. Abi şu potları bir koyalım şöyle. Golem çekirdeğini değil, pot. Biz bu arada dungeon'a bir tur daha girip çıkarsak mutlaka şey yaparız. Çelik parçalar yaparız. Uyumayacağım, dükkan açacağım. Şu eldeki parçaları satalım, bugünlük kafi diyeceğim zaten. Bunlar 100'den satılıyordu, bunlar 110'dan satılıyor. Abi 150'ye bedava dediler, 250'ye satacağım kumaşı. Golem parçalarını da 100'den satacağım. Açalım bir dükkanı, kısa günün kârı. Eldekileri satalım, sonra bu videoluk bu kadar diyelim. Alp abim hoş geldin. Ha, uçuya olguna dedin uyu uyu diye. Anladım. Olgun'un keyfi olmayınca şey yapmıyor ya, pek takılmıyor yayında. Altın rünlerini 300 altından okutmayı deneyeceğim. Bak kumaşın ideal fiyatı 250'ymiş. Kumaşın ideal fiyatı 250'ymiş, bak onu öğrendik. Kumaş için ideal fiyat. Su küresi 100'e okey dedilerdi. Mantara 50'ye ne demişler? Mantara 50'ye bedava demişler herhalde. 75 deneyelim bir. Ya da mantar 100 gider gibime geliyor ya. Mantar 100 gider. Değil mi? Yayın dışı neler yapıyorsun? Abi hayati ihtiyaçlarımı gideriyorum sadece. Dur bir 100 deneyelim. Mantara 100 fazla gibi de bir bakalım. Vallahi sevgili Ramazan, yayın dışı şey var işte, tatlı telaşlarımız var inşallah, bir aksilik çıkmazsa. İşte düğündür, dernektir, bir şeyler olacak, onun için koşturuyoruz. Yakın tarihte değil tabi. Yani yakın kime göre, neye göre diye sorarlar adama. Onun dışında yayın dışı video düzenliyorum sadece. Video düzenliyorum. Klasik hayati ihtiyaçlar. Uyan yemek ye vesaire. Onun dışında full yayın. Seviyorum yaptığım işi. Kırık kılıca ne dedilerdi? 200'e okey mi dedilerdi kırık kılıca? Galiba 200'e okey dedilerdi ya. Hatırlamıyorum ama. Teşekkür ederim sevgili teknikçim, sağ olasın. Eyvallah. Son zamanlarda uyku düzenim bozuldu. Yayıl. Tamam bak, mantara 100'e okey. Mantara 100'e okey dediler. Bak her şeyin gerçek fiyatını öğrendik zamanla. Görüyor musun? Sevgili Burkiş, Primer avantajlarımıza katılıyor. Hoş geldin Burkiş, merhabalar. Efendim bugünü de tamamlayalım. Ardından videomuzun ufaktan sonuna gelmiş olalım. Sonrasında yayın akışına Mount & Blade 2 Bannerlord serisiyle devam edelim. Evet, sarmaşık 3 altından satılıyordu. Şu çarı çöpü de bir satalım. Hocam Allah bereket versin. İyi paramız var ha. Vallahi iyi paramız var. Hoşuma gitti. Bannerlord mu? Bannerlord serisine devam edelim. Bölüm 3. Hemen YouTube kanalına attım bu arada ilk bölümü. Gerçekten en hızlı ilerleyen seri oldu şey için, kanal için. Güzel, 4000 kazandık. Ürünlerimizi depoladık. Her şeyi hallettik. Sevgili dostlar, vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler efendim. Moonlighter gelecek bölümlerde kaldığı yerden devam edecek. Esenlikle kalın. Bye bye.